Evet kardeşlerim nasılsınız bakalım görüşmeyeli ben size çok özledim ulan siz beni özlediniz mi ya ben kendim bazen çok özledim aynı çok olap çok ya İyi <laughs> o zaman gelin bugün güzel bir sözcük türleri yapalım ve ödüllü sorularımız var tabii ki de saçmalama seni küçük cahil gel buraya hadi başlayalım kardeşler Bismillah Hocam bugün ne çözeceğiz? Sana ne? Sözcük başlıyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Bu arada sözcük dillerinden ÖSYM bize ne soruyor hocam? ÖSYM paragrafta bize sıfat, zarf, edat, bağlaç, zamiri soruyor. A bu baya bir şey soruyormuş. O zaman gel kısa yollarını öğrenelim. Döndüm. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim tamlaması hem de sıfat tamlaması kullanmıştır? Dostlarım kurban olurum size. Bak İsim tamlamasını bulmanın en kısa yolu nedir biliyor musun? Bak şu eklerden birini bulduğumuzda zaten isim tamlamasını buldunuz demektir. Bak nedir o? Ön, en, ön, ön. A bu dördünden biri varsa o zaman direkt isim tamlaması var. Dön, 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 dön. E sıfat tamlaması ne olacak hocam? Nasıl sorusunu sorarak buluyorduk ya. Hatırlamıyor musun? Gözlerimin önünden. Anam, an da var. Gözlerimin önü. Hocam isim tamlamasını buldum. Da Sıfat var mı? Yok. Geç. Ve şunu unutma. Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması vardır. Siyah yelek derken de var. Şu çocuk derken de var. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Bak. Abba, aa burada ne var? İn eki var. Kurban oldum. İsim tamlamasını bulduk. Ama burada sıfat yok dolayısıyla sıfat tamlaması da yok. Devam ki bir kenarda göründü beldenin viran hanı. Aha. Hangi kenar? Bir kenar. Ya da nasıl? Hangi soruları? Peki burada ne var hocam? Sıfat var. Hangi kenar? Bir kenar. Sıfat olan yerde sıfat tamlaması var. Unutma bunu. O zaman hocam niye ni niye sıfat tamlaması niye buldum diye? Evet. Göründü beldeni abı eki de bulduk. Beldenin neyi? Viran hanı. Aha. Burada da isim tamlaması var. Cevabı buldum. Diğer nedenle bakalım. Güneşli bir hava. Soruyorum. Nasıl hava? Güneşli. E ismin durumunu, rengini, biçimini bildiriyorsa biz ne diyorduk derslerden hatırlayın? Niteleme sıfatı diyorduk. E aradaki bire ne diyeceğiz biz? Hangi hava? Bir hava. Buradaki sayı değil. Herhangi anlamı kattığı için belgisiz sıfat olacak. E belgesiz sıfatla da biz ne diyorduk diğer adıyla? Belirtme sıfatı. E, o zaman burada isim tamlaması yok. Zaten cevap biz bulduk. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Hangi gün? Ertesi gün. Sıfat tamlaması var ama isim tamlaması yok ne yazık ki. Cevabımızı bulduk. Neymiş soruyu çözerken? Sıfat tamlamasında nasıl ya da hangi sorularını sorarak bulacağız? Bunlardan birini bulduğumuzda da ismi bulacağız. Yapıştırıp devam edeceğiz. Devam ki Yukarıdaki numaralarımız sözlerden hangisi tamlama türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Ben size diğer videolarda ne demiştim? Önemli olan soru çözmek değil, hangi soru kalıbında ne arayacağını bilmek. Şimdi bize tamlama türünü soruyorsa adam diyor ki isim tamlaması mı yoksa sıfat tamlaması mı? Al notunu. Eğer sana soruda tamlama türünü soruyorsa İsim mi? Sıfatı mı soruyor demektir bu. Peki hocam bize yıllarda şöyle anlattılar. Nasıl anlattılar kurban oldu? Şey nasıl sorusunu sor. Sıfat tamlaması. Cevap vermiyorsa isim tamlaması. Güzel. Ben az önce de onu kullandım. Güzel. Kısa yolu var mı bu soruyu çözerken? Var. Gel başlayalım. Altı çizili tamlamalarda şunu yap. Şunu bir temizleyelim bu arada. Temizleyelim de en azından yazı yazalım üstüne. Bak şimdi. Tatil beldesine. Bak gelen eklerin alayını sil. Ne Ben bu akıl tahtada var ya deney yapıyorum me. Geldim. Ha, şu kalemi seçmiyordum pardon. Geliyorsun. Gelen eklerin alayını siliyorsun. Sil 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 Ev sahipliği, ev, sahipliği. ev sahip gelenekler hepsini sil 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 sil. sil. Ortaçağ ilçesine, İlçe gelenekleri sil 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 sil. Gözde mekanları, mekan, gelenekleri sil 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 sil. Dalyan çevresi, çevre sil 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 sil. Tamlamaların sonuna gelenekleri ekleri sil. Sonra bakın. Tatil belde. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Ev sahip. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Ortaca ilçe. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Dalyan çevre. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Gözde mekan anlam bozulmadı sıfat tamlaması. Şu. 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 <laughs> yani tamlamanın sondaki ekleri kapatın. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Bozulmuyorsa ehe. sıfat tamlaması. Ne yapacaksın? Zaman kazanacaksın. Çiki çiki baba. Devam. 3. Aşağıdaki için şimdi... Ne var? Ne var? Deliyim ama anlatıyorum. Sen de dur dur notunu al seni şapşik. Dön buraya. Aşağıda çocuk hangisine? Ağır sözcüğü sıfat görevinde kullanılmamıştır. Kurban olurum sana. Neyden önce gelecek? E sen Aya. Gelecek. Hadi başlayalım. Önce ağırları al. 1 2 3 4 ve beş. Sabahleyin sokakta ağır bir koku var. Nasıl koku? Ağır koku. Sıfat. Öğrencilerini ilk kez bu kadar ağır sözlerle eleştirdi. Nasıl sözler? Ağır. Bu konuda nedense ağır hareket ediyor. Dur! Senin rakibin cümle okumuyor. Ne yapıyor? Gel gel gel. Bak şimdi. Hocam diyor, hareket diyor, isim. İsimden önce geldiği için diyor bu diyor sıfat. <laughs> İnşallah böyle yaparlar. Neden? O okumadığı için bunu sıfat aldı yoluna devam ediyor. Sonra sınavdan çıkıyor. Attım buraya. Beyin bedava. Sonuç? <laughs> Biz cümleyi okuyacağız. Kurban olurum. Bu konuda nedense çok ağır hareket ediyor. Buradaki hareket değil hareket etmek. Buradaki yardımcı eylemle oluşan fiil. Nasıl hareket ediyor? Ağır. Buradaki zarf işte. Anlatabildim mi derdimi? Ya hemen yanına değil cümleyi okuyarak karar ver. Ağır işler sıfat, ağır eşyalar sıfat. Yes on the board. Böyle sorarsa tokatla geç. Devam ki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi sözcük bir ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır. Niteleme görevi diyorsa ne diyor? Sıfat. Canını yerim. Sıfat olup olmadığına bakacağız. İtfaiye yangın yerine zamanında ulaşmış. Bak nasıl yeri yangın yeri böyle de yapabilirsin. Ama ben sana şunu göstermiştim. At bunu. Boncuk 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 böyle de yapabilirsin. Hadi gel yıllardır senin bildiğin yöntemden yapalım. Alayım şöyle kalemimi. Al. Şimdi E'den başlıyor. Nasıl vücut? Yorgun. Sıfat. Saygın bir gazeteci. Nasıl gazeteci? Saygın. Küskün insanlar. Nasıl? Küskün. Çocuk dalgın gözlerle. Nasıl gözler? Dalgın. İtfaiye. Yangın yerine nasıl yeri yangın olmadı? Bu senin öğrendiğin yöntem. Az önce öğrettiğim yönteme göre. Ekleri at, at, at. Ekleri at, at, at. Yangın yer. Anlam bozuldu mu? Evet. İşte bu sıfat değil, isim tamlaması. Fıçks. Bu kadar basit kardeşlerim ya. Şunu uygulayın ya. Nasıldır sor? İçin rahat etmiyorsa matematiğin sağlaması gibi düşün kurban olur. Devam. Evet. Şimdi sıradaki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Altıcada sözcük zarf değildir. Yani bize diyor ki sıfat ya da zamir olanı bulacaksınız. Başlıyoruz. Sıcak yaz akşamları. Bakın şunu aldamayın. Ama hocam nasıl akşam? Tamam bu sıfat. Nasıl da yaz akşamları sıcak? Bu sıfat. Ama bize altı sözcüğün cümleye göre zarf olmadığını soruyor. Zarf olup olmadığını soruyor. Yani cümleye göre bakacağız. Şimdi kardeşlerim. Sıcak yaz akşamları. Bu bahçelerde otururduk. Bak ne zaman otururduk? Sıcak yaz akşamlarında. Ne bu? Zaman zarfı. Fiilini teniyor. Zarf her zaman fiilin önünde olacak diye bir durum yok. Fiile sorduğum nasıl sorusu durum zarfıdır, ne zaman sorusu zaman zarfıdır, nereye sorusu yer yön zarfıdır, birazdan göstereceğim onu da ve e, ne zaman sorusu da ya da ne kadar soruları miktar ve zaman zarfı. Başlayalım. Arabamız yol bozuk olduğu için ağır ilerliyor. Bak ilerlemek fiil. Nasıl ilerliyor? Ağır. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum zarfı demiştik. Seni okulun önündeki otobüs durağında çok bekledik. Beklemek fiil. Ne kadar bekledik? Çok. Miktar zarfı. Bazı soru bankalarında kardeşlerim nicelik zarfı da deniliyor ya da azlık çokluk zarfı da deniliyor. Aynı şeyin lacivert üçü de aynı başlık. Albümdeki eski fotoğraflara bakarken geçmişteki güzel günleri anımsadı. Anımsamak fiil. Ne kadar anımsadı? Yok. Nasıl anımsadı? Güzel anımsadı olmaz bak güzel günleri. Yok ne kadar, nasıl, ne zaman cevap yok. O zaman buradaki fiil nitelemedi, ismi niteledi. Yani buradaki sıfat. Görevlilerden biri koridordan rahat geçebilmesi için masayı biraz geri çekti. Nereye çekti? Geri. Yer, yön, zar, Dur! Burada bir notum var. Geri çekti dedi değil mi? Eğer gelip de deseydi ki geriye çekti o zaman şuna dikkat. Şurayı gördünüz mü kardeşlerim? E2 var. Şu da kaynaştırma. Eğer yer yön zarfları ek alırsa artık zarf değil isim olurlar. Cümlenin önlerinde de dolay tümleş olurlar. Unutma. Yer yön zarfları ek almaz. Alırsa yer yön zarfı değil isim olurlar. Hocam kaç tane yer yön zarf var? 8 tane. İleri, geri, yukarı, aşağı, içeri, dışarı, Öte, beri. Bitti. Devam ki. Sen Sendeyim. Bir sonraki soru açılsın. Burada da güzel bir soru vereceğim sana. Bak. Hangisi zarf zaman zarfı olarak kullanılmamıştır? Soruyu okumadan çözeyim mi size? Çözeyim değil mi? Gel şimdi. Soruya hiç bakmıyorum. Bak bakmıyorum. Bakmıyorum. Bak bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Gördün mü? Şimdi bak buraya. <laughs> Alta gelecek yolunda biliyorum. Ben. Adam deli mi? Diyeceğim? Şimdi kardeşim. Yarın geliyorum. Anne yarın vervelerdeyiz dedim. Eğer böyle yazarsan ne zaman geliyorum? Yarın bu zaman zarfı. Yanına virgülü koyarsan artık isim. Bilgiye bak. Zaman bildiren kelimenin yanında virgül yoksa zaman zarfıdır. Virgül varsa isimdir. Çünkü zaman sıfatı diye bir şey yok. Zaman zamiri diye bir şey yok. Zaman bağlacı diye bir şey yok. Zaman edatı diye bir şey yok. Zaman bildiren kelime Türkçe'de ya isim olur yanında virgül varsa ya da virgül yoksa zaman zarfı olur. O yüzden bakıyorum şöyle zaman bildiren kelimelerde. Şimdi yanında virgül yok zarftır. Bu önemli konusunu sonra konuşacağız. Yanında virgül yok zarftır. Yanında virgül var isimdir çat. Yanında virgül var mı erken yok. Zarf. Ülkede herkesin insanı çeken bu önemli haberin anlatanı dün paylaştık. Yanında virgül var mı yok? Cevabımız tak tak. Sınavda bize zaman lazım. çat de yapıştır geç. Devam. <laughs> Aşağı gelecek görümü biliyorum bak. Aşağı gelecek görümü şey yok. Adam! İşte bu kadar basit. Vuracan geçeceksin kardeş. Aşağıdaki cümlenin işte. Belgisiz zamir vardır. Gel. Gel 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 gel. Sana belgisiz sıfatla belgisiz zamirin farkını bir anlatalım. Adam şöyle yapar bak. Gelir der ki bazı insanlar nankördür. Hangi insanlar? Bazı. İsimden önce gelen kim olduğu kaç kişi olmayan bazı birkaç birçok bir takım kimi belgesi sıfattır. Bazıları dediğimde insanı kastediyor ama kullanmıyoruz. ismi yeni tutuyorsa bazıları, birkaçı, birçoğu, hepsi, hiç kimse, kimileri belgesi zamindir. Dön 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 dön. Bazı köy okullar, köy yolları. Hangi köy yolları? Bazı. Belgesi sıfat. isimden önce geldi. Her akşam. Hangi akşam? Her. Belli değil. Belgisi sıfat. Birkaç sayfa. Kaç sayfa olduğu belli değil. Belgisi sıfat. Hiçbir insan, hiçbir sayısı belli değil. Belgisi sıfat. Kimi zaman? Zamanı belli değil. Belgisiz sıfat. Çalışma masamda gördüğünüz bu mektupların hepsi herkes kimileri hiç kimse Bazıları bunların alayı neymiş? Belgisiz zamir. Bitti. Bu kadar kardeşlerim. Devam. Şöyle alayım bir sonraki. Aşağı cümlenin hangisinde altı sözcük belgisiz zamir olarak kullanılmamıştır? Bak. Sıfatla farkını soruyor. Tek sorduğu şey bu. Sıfatla farkını soruyor. Öğrencilerden bazıları, bazılar derken belgisiz zamir Hepimiz, hepsi, belgisi zamir. Herkes, hiç kimse bazıları, belgisi zamir. Hiçbiri belgisi zamir ama başka kitaplar. Hangi? Başka. Belgisi sıfat. Tık tık. Bu kadar da vallahi bir zorluyor. Kurban olurum size. Hadi devam ediyoruz. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Şimdi bir bakalım. Bağlaçlarımızda durumumuz ne? Bağlaçlar. Bakın. Hem hem ikileme bağlacıdır. Tamam mı? D daha da burada zaten bağlaçtır. Ayrı yazılır. Bizi yine bekletti. Oysa dün bize bir daha geç kalmayacağını söylemişti. Burada göremedik. Sınıftaki tüm öğrenciler sanki dur. Yazım kuralı videolarının sonunda. Biz şu kodlamayı yazdık mı? Son ba çe mi sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü meğer ki illaki buradaki ki'ler daima bağlaç ve istisna birleşik demiştik. Son dönemde ev fiyatları düştü. Yalnız dur. Şu ekranı bir temizlememe izin verir misiniz? Bir şey göstereceğim. Şu E'yi de yapayım da ondan sonra göstereceğim size. Çocukların farklı meslekleri yönlendirmesi gerekiyor ama. Burada da ama var. Şimdi D seçeneğini bir göstereceğim. Şimdi biz şöyle bir sildim. Şunu bıraktık. Bir de şunu anlatacağım. Nerede o? Yalnız. Diğerlerini eledik az önce. Vardı. Hem var. Ee, burada sanki var. Burada ama var. Eledik. Şimdi yalnız bak. Yalnız ancak tek bir sözcükleri. Bu sözcükler Cümlede sadece anlamına gelirse edattır. Ama fakat anlamına gelirse bağlaçtır. Sana dedim ki bunu bir sana anlatabilirim. Yani sadece sana. Sadece anlamına geldi edat. Devam ediyorum. Dedim ki o kızla yemeğe çıkabilirim yalnız sigara içmeyecek. Yani o kızla yemeğe çıkabilirim ama sigara içmeyecek. Sadece anlamına geldiklerinde edat ama fakat anlamına geldiklerinde bağlaçtır. Böyle bir istisnamız daha var edatla bağlaçta ortak olan ile. Kardeşlerim yıl 2020 ben de o dönemde askere gittim bedelli olarak. Gittim askere geri döndüm. Döndüğümde de çok fazla kitap tarayamadım. Yani bakamadım ne değişmiş ne değişmemiş. Bu girdik işte abilerinize KPS videosu çekiyorum o dönemde. Size de şimdi nasip oldu. İnşallah da güzel bir gönül bağ kurmuşuzdur. Eğlenerek dinliyoruzdur. Neyse. Ben videoda ile sözcü için şunu anlattım kardeşlerim. Sizler de bilirsiniz okullarınızda dersandaki kıymetli elini öptüğüm hocalarımdan kurban olurum. Hepsine de saygılar. Yerine V gelebiliyorsa bağlaçtır. Yerine V gelemiyorsa edattır diye anlattım. Başka YouTube kanallarındaki kıymetli üstatlarımızdan birkaç tanesi TDK'nin sayfasına bakarak ile artık sadece edattır, bağlaç olma özelliği yoktur, son dakika değişikliği diye Instagramlarda TDK'nin TDK ekran fotoğraflarını paylaşmalar, ile ile ilgili son dakika değişikliği deyip kısa 10 dakikalık video çekmeler bana bayağı yorum yağdı. Ben de korktum. Acaba yanlış bir şey mi anlatmışım? Ben videolarımı sonradan izlemem sevmem kendi videolarımı izlemeyi. Neyse. Instagram'dan Akar Kartal. Instagram adresim bu arada. En yüksek takipçili olan. Çünkü birkaç tane fan sayfası da var onlar değil. Oraya sürekli mesaj yağdı. Bu arada Instagram adresimi de verdim. Çaktırmadan. Reklam. Çocuğun biri yazmış. Yanlış anlatıyorsun ne bilsin hocası. Ya bir defa saygını takın. İkincisi şu. Ben Milli Eğitim kitabına göre anlatırım. Bana ne TDK'nin sayfasında. Milli eğitimin sınavına gireceğiz biz. TDK'nin sınavına girmiyoruz. Ağzımı bile açmadım. Videoyu da sildirmedim öyle kalacak dedim. Kardeşlerim sizlerden ricam şu. Lütfen baktıktan sonra aşağı yorum yazar mısınız? Şu kadarcık hatırım yalvarıyorum. 2021 Milli Samu Üniversitesi. Cevap Bursa. Bağlaç diye başlıyor. Ay ile dünya yazıyor paragrafta. Cevap Bursa. Bir numaralı sözcük ile ay ve dünya diyebiliyor muyum? Evet. Yerine V gelebiliyor. ÖSYM bağlaç olarak kabul etti. Sonra yetmedi. 2022 Milli Samu Üniversitesi C seçeneği kurbağa ile kaplumbağa. Açıp bakın. Sözcük sorular. İkisini de yazdım şıkkına kadar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O küfürler edildi. Hocam siz aklıy mısınız? E beni üzdün, yıprattın beni. Yanlış anlatıyorsun sen kimsin dedin. Yani kalbimi kırdın. Ne yapıp ben kırılsaydım da video çekmeye bırakıyorum mu deseydim? Eğer öyle olsaydı şu an burada olmayacaktım sizin karşınızda. Her zaman söylüyorum. Emeğimiz çok, emeğiniz çok. Yorum yaparken bir öğretmene yorum yapıyoruz. Mesaj atarken bir öğretmene mesaj atıyoruz. Emeğimiz var. Birazcık saygı. Ve bizler inanın sizin için çabalıyoruz. O yüzden en doğru bilgiyi defterine yaz. Cevap bursa buradaki ama anlamına geliyor. Son dönemde ev fiyatları çok düştü ama banka kredilerinde faiz hali yüksek. Ama anlamına geldiği için bağlaç. Bitti. Hadi devam ediyoruz bakalım. Bir sonraki soruyu bir açalım varsa. Evet. İle sözcü. Bak az önce keşke şimdi burada anlatayım soruları. İnanın ben de size beraber görüyorum. O yüzden şimdi geldi. Az önceki dediğimiz şimdi yasay. İle sözcü aşağıdaki hangisine bağlaç olarak kullanılmamıştır? Yerine ve gelmeyeni bulacağız. Gazete ve dergi diyebiliyorum bağlaç. Kalemi ve silgisi diyebiliyorum bağlaç. Cüzdanı ve telefonu diyebiliyorum bağlaç. Elimizdeki fenerle ve önümüzü ve olmadı edat. Okuduğu okul ve çalıştığı iş yeri arasında bağlaç. E o zaman cevap bitti. Bu kadar. Peki hocam bize ödüllü bir sorun var mı? Var. Başlıyorum. Baba katili ile baban bir safta ikinci cümlen de şurada olmuş olsun. dedim ki hoş bir kadın kendisi O zaman bana aşağı iniyorsunuz yorumlarda yan yana sözcüğün türlerini yazıyorsunuz şu şekilde şuraya ve şuraya bunların ne sıfatı olduğunu yazıyorsunuz. İşte şuradaki türü şudur. İşte şu sıfat ya da şu zamir. Ya da şu zarf şu zamir. Sadece iki dakika var. Bekliyorum. Ben de size beraber döndüm. Ne güzel şey değil mi? Baba katille Baban bir safta. Necip Fazıl Usta'ya da buradan sevgiler selamlar. Ayette de Necip Fazıl'ı da anlatacağım daha size. Hoş bir kadın kendisi uzakta gördüğüm loş bir ışıktı gözleri. Şimdi perdenin arkasında gözlüyorum yolunu gündüz gece. Evet Ahmet Arif'ten ne geldi ve ben cevaplıyorum artık izninizle soru ben de. Şimdi baba katile baban bir safta yani aynı safta hangi saf aynı İsimden önce gelip durumunu bildiriyorsa niteleme sıfatı. Hoş bir kadın kendisi buradaki bir sayı değil. Hoş bir kadın. Yani herhangi anlamına geliyor. Belgisiz sıfat. Ne haber kardeş? <laughs> Kardeşlerim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Hocam bir sonraki videoda ne var? fiiller tek fiiller fiilimsiler çok alayı karışık hadi gel başlıyoruz